Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir hadis usulü dersimizde tekrar birlikteyiz. Bugünkü dersimizde hadis usulünün en önemli konusuna bir giriş yapacağız. İlk dersimizi ve bu dersimizin konularını belirlerken dikkatinizi çekmiştik. Hadis tarihi ve usulü dersinin amacının sahih rivayeti tespit etmek ve bulmak olduğunun altını çizmiştik. İşte bugün tam da hadis usulünün, hadis tarihinin bu en önemli amacının bir mukaddimesini, bir girişini yapmaya çalışacağım. Ve müteakip derste hadis usulündeki sahih hadis tanımlarını, zayıf hadis, hasen hadis ayrımlarını bunları ele alarak üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi hemen konumuza geçelim. Müsaadenizle. Konu başlığımız sahih hadise giriş. Evet, sıhhat bakımından, rivayetlerin sıhhatleri bakımından hangi derecelere ayrıldığını konuşacağız. Ve özellikle de sahih hadisi ele alacağımız için konuya bir mukaddime, bir giriş yapmak istiyorum. Örgün eğitimde derslerine girdiğim sınıflarda da bu konuya doğrudan girmeden önce şimdi size yapmaya çalışacağım mukaddimeyi sınıflarda da yapıyorum. Bunun konunun anlaşılması için son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Yıllar yılı yapmış olduğum derslerimin ve hocalığımın tecrübesi sonucunda bunları söylüyorum. Evet, başlığımız sahih hadise giriş. Sahih hadis konusuna giriş. Sahih hadis konusuna giriş yaparken öncelikle tespit etmemiz gereken çok önemli bazı temel ilkelerimiz var. Bunları müsaadenizle yazalım. Birincisi, hadis usulünün amacı sahih rivayeti bulmaktır. Bu ilkemiz son derece önemli. Demek ki başlangıcından bugüne, bugünden sonra da ele alacağımız tüm hadis tarihi ve usulüne ilişkin konuların aslında ortak hedefi sahih rivayeti tespit etmektir. Hangi rivayet sahihtir? Peki bir rivayetin sahih olduğunu tespit etmek ne anlama gelir? Değerli izleyenler, bir rivayetin sahih olduğunu tespit etmek demek, bu tespiti yapan kişiye göre birazdan konuşacağız, Hazreti Peygamber'e ait demektir. Aleyhissalatü vesselam'a ait. Bu söz Hazreti Peygamber'e ait demektir. Sahih hükmü vermek demek, bu söz, bu rivayet Hazreti Peygamber'in sözüdür diye hüküm vermek anlamına gelir. Demek ki hadis usulü de bir rivayetin sahih olduğunu belirlemenin ilkelerini, yöntemlerini geliştirmeye çalışıyor. Bugüne kadar size anlatmaya çalıştığım isnat sistemi, cerh ve tadille ilgili hususlar, hadis alma yolları ve aktarma sigaları vesaire ele aldığımız tüm konuların aslında yöneldiği ortak hedef rivayetin sahih olanını ifade bulmak, onu tespit etmektir.
İkinci ilkemiz rivayetlerin içinde sahih, hasen, zayıf ve uydurma olmak üzere bu şekilde sıhhat dereceleri itibariyle dörde ayırdığımız tüm rivayetler birlikte bulunmaktadır. Tabiri caizse şöyle bir şema çizelim. Rivayet malzemesi dediğimiz bu on binlerce malzeme, on binlerce rivayet içinde sahih, hasen, zayıf ve uydurma karışık olarak bulunmaktadır. Bunların içinden sahih olanlarını, hasen olanlarını, zayıf olanlarını, uydurma olanlarını seçecek elimizde bir kriter olmazsa, bize kadar gelmiş olan o tüm rivayetler Hazreti Peygamber'e ait olanıyla olmayanıyla karşımızda durur ve biz ne yapacağımızı bilemeyiz. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Seleflerimiz, gerek başta muhaddisler, gerekse diğer ulûm-ı İslamiye'nin büyük temsilcileri, işte bu rivayetlerin içerisinden Hazreti Peygamber'e ait olabilecek olanları seçmek, tespit etmek ve bunları hem kendilerinin döneminde hem de daha sonraki gelecek kuşaklara emanet etmek üzere çalışmışlardır. Madem ki hadis usulünün ana gayesi bu rivayetlerin içinden hangilerinin sahih olduğunu, özellikle bu sahih olanın hangileri olduğunu belirlemektir. Bunu nasıl belirlediklerini, bu belirlemenin ne zaman, nerede başladığını tespit etmemiz gerekiyor. Konuya buradan girmezsek ve rivayetin sahih olup olmadığı probleminin başlangıcını ve kaynaklarımızda yer alacağı zamana kadar geçen süredeki gelişim süreçlerini iyi gözlemlemediğimiz zaman, sadece hadis tarihi ve usulü kitaplarında birer kavram olarak sahih hadisin tanımını öğrenmek, hasen hadisi, zayıf hadisi, bunları tanımlarıyla öğrenmek yeterli olmayacak ve konu asla zihnimizde yer etmesi gerektiği gibi yer edemeyecektir. İşte bu amaçla sahih hadis konusu gibi hem hadis ilminin hem de diğer İslami ilimlerin en temel konusu olan böyle bir konuyu sağlıklı anlayabilmemiz için bir mukaddime yapmamız, bir giriş yapmamız gerekiyor. Peki bu girişte neyi ele alacağım da ele alacağım bu husus, daha sonra sahihi, haseni, zayıfı ve uydurmayı ayrı ayrı ele aldığımızda onları daha iyi anlamamızı sağlayacak. Sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, ele alacağım konu İslam dininin anlaşılması ve yorumlanmasının bugüne kadar seyrini size çok kabaca resmetmek istiyorum. Bunun bizim konumuzla son derece yakından ilgisi var. Evet, İslam dini Hazreti Peygamber'in vefatından sonra, Allah Resulü vefat ettikten sonra doğal olarak Allah Resulü'nün boş bıraktığı makamı, temsil ettiği makam, tebliğ buyurduğu Kur'an ile kendi mübarek sözleri ve uygulamaları, yani daha sonra hadis ve sünnet olarak ifade edilecek olan emanetleri bize bıraktı. Yani İslam dini şöyle söyleyebiliriz: A. Kur'an,
B. Hadis. Bunun içinde sünneti de kastediyoruz hadisin içinde. Demek ki Kur'an ve hadisten ibaret. İslam dinini anlamak için bu iki kaynağın anlaşılması zorunludur. Müslüman gelenek bu iki kaynağın Hazreti Peygamber'den sonra anlaşılması hususunda iki ana ekole ayrılmıştır. Birincisi ehl-i rey, ikincisi ehl-i hadistir. Bu iki ekol bugün de dahil olmak üzere mevcudiyetini devam ettirmektedir. Ve din söz konusu olduğunda insanlar ya ehl-i rey gibi bir duruşu ya da ehl-i hadis gibi bir duruşu temsil ederek konuya yaklaşırlar. Biraz sonra örneklerini daha sahabe döneminden, Hazreti Peygamber'in vefatının hemen ardından teşekkülünü gözlemlediğimiz bu ehl-i rey ve ehl-i hadis diyeceğimiz ve daha sonra ekolleşecek olan ve İslam dininin bugüne kadar gelmesinde takip edilen iki büyük caddenin, iki büyük kulların adı olan, büyük cadde-i kübranın adı olan ehl-i rey ve ehl-i hadis. Ve ehl-i sünnet dediğimizde bunlardan da oluşuyor. Yani ehl-i sünnet dediğimiz, bunun içinde ehl-i rey de ehl-i hadis de birlikte bulunuyor. Tabii ileride bir ehl-i sünnet nedir üzerine de inşallah ders yapmayı düşünüyorum. O zaman bu hususlara yeniden belki atıf imkanımız olacaktır. Demek ki ehl-i rey ve ehl-i hadis ayrımı esas itibariyle dinin anlaşılması ayrımıdır. İki türlü din anlaşılması söz konusudur. Bir üçüncüsü yok. Ehl-i rey ve ehl-i hadistir. Peki bunlar bıçak sırtı gibi birbirinden böyle çok net ayrım içindedirler mi? Hayır. Birazdan detaylı bir biçimde ele aldığımızda dersin sonuna doğru göreceğiz ki öyle değil. Ama öyle olmamakla birlikte böyle bir iki eğilimin temel ana damarın ve iki eğilimin olduğu da bir tarihi realite ve gerçektir. Peki hocam, acaba bu ehl-i rey ve ehl-i hadisin Kur'an ve hadisi anlama ve yorumlaması arasında nasıl bir ayrım var ki iki ekole dönüşüyor? Şimdi onları belirleyerek gidelim. Ehl-i hadis hem Kur'an'ın hem de hadisin literal olarak okunulmasını, literal, lafızcı, diğer bir adıyla zahir anlamı, zahiri bir yaklaşımı esas alır ve hem Kur'an'ın hem de hadisin lafzi, literal ve zahiri anlamı eşittir, dindir diye bakar. Ben bunu derslerde, zihinlerde kalıcı olsun diye şu şekilde formüle etmeye çalışıyorum. Ehli hadisin dini metinlere, ki bunu da aklıma geldi şimdi hemen yazdım müsaadenizle, bu iki dinin kaynağına nas denir. Bunu inşallah rehberlik derslerimde, lisans rehberlik derslerimde fıkıh usulü dersleri yapmaya başlayacağım. Orada bu nas'ın vesairenin üzerinde daha detaylı duracağım inşallah. Burada sadece her ikisine de nas dendiğini belirtmekle yetinmek istiyorum. Demek ki değerli arkadaşlar, ehli hadis literal, lafzi ve zahiri anlamı eşittir din olarak görmektedir. Ve bunun için de hep şu sorunun cevabına yönelir. Nas ne diyor sorusunu sorar ve
Nas ne diyor sorusu? Nas ne diyor sorusu? Bu metnin zahiri literal anlamıdır. Diğer bir ifadeyle şöyle kenara yazacak olursak, ehli hadis Nas'ın yorumuna karşıdır. Nas'ın yorumuna karşıdır. Nas'ı yorumlamaya karşıdır. Erken dönem mecaz hakikat tartışmaları, Kur'an'da mecazın varlığı ve yokluğuna ilişkin o derin kelami tartışmaların arka planında da aslında dinin anlaşılmasında yorum meşru mudur, değil midir? Yoruma gerek var mı, yok mudur? Yorumun sınırları nelerdir? Bu hususun belirleyici bir problem olarak erken dönemde Müslüman ulemanın gündeminde olduğunu görüyoruz. Demek ki aklımızda tutmamız gereken husus, ehli hadis dediğimizde bu ekole mensup kimseler dinin yorumlanmasına karşıdır. Ve sadece Nas'ın metin olarak ne diyor olduğunu belirlemeyi yeterli bulurlar ve bu çizgide devam ederler. Bu nedenledir ki sevgili izleyenler, ehli hadis geleneğimizde aynı zamanda selefi olarak bilinen selefi çizginin de karşılığıdır. Selefilik de tıpkı ehli hadis gibi tüm selefileri ehli hadis, tüm ehli hadisi selefiler olarak görmek doğru değildir. Ancak aynı kulların içinde yürüdüklerini aralarındaki kimi farklılıklara rağmen söylememiz mümkündür ve hatta söylemeliyiz de. Dolayısıyla selefi söylemin zahiri, lafızcı ve literal karakteri ehli hadisin bu şekilde dini anlamaya yönelmesi, az sonra konumuza bağlamaya çalışacağım üzere hangi rivayetin sahih olduğuna ilişkin sorunun cevabını belirlemede de kendini gösterecek. Onun için benim kitabımda bu konuyu okurken sahih hadisin tespitinde ekol farklılıkları olarak okuyacaksınız. Evet, şuraya da yazalım. Sahih hadisin tespitinde kol farklılığının önemi ya da etkisi mukaddime yaptığım husus bu. Demek ki elimizde toplanan rivayetlerin içerisinde hangilerinin sahih olduğuna ilişkin asıl temel belirleyici olan şey, bu rivayetlere yönelecek olan ulemanın, buna hadisçiler de dahil, ulemanın hangi ekole mensup olduğu ve dini anlamada nasıl bir duruşa sahip olduğuna bağlı olarak değişecektir. Az sonra da göreceğimiz üzere, hangi rivayete ehli rey sahih diyor, hangi rivayete ehli hadis sahih diyor ve neden birinin sahih dediğine diğeri sahih demeyebiliyor olan farkın ve geleneğimizden bugün de hala devam etmekte olan rivayetler üzerindeki kavganın, rivayetler üzerindeki tartışmaların arka planını da bu şekilde görmüş olacağız. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, ehli hadisin dini anlamadaki bu lafızcı, literal yaklaşımına karşılık ehli rey dini gai yani amaçsal mekasıt
yine hedefleri, amaçları doğrultusunda ve yoruma amaçlı diyelim, amaca yönelik anlar ve Kur'an'ın ve hadisin anlamında bir nas ne diyor diye sorar. Bunun karşılığında metnin, nas'ın zahiri anlamını tespit eder. Zahiri anlamı tespit eder. İki, nas ne demek istiyor sorusunu sorar. Yani nas'ın amacı nedir? Amacı nedir? Amacı tespit eder. Şari'in bu metinle bize ne vermek istediğini, neyi amaçladığını tespit eder. İşte doğal olarak bu ikinci noktada ehli hadisten ayrılır ki bu noktada birbirleriyle aynıdırlar. Bu ikinci noktada birbirlerinden ayrılırlar ve bir nas'ın amacını, maksadını, gayesini tespit ancak yorumla mümkündür. Ve yorumun bizim gelenekteki adı rey'dir. Dolayısıyla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, yorum ehli rey'in en önemli karakteristik özelliğidir. Dini anlamada onu yorumlamayı, nas'ı yorumlamayı, nas'ın amacını belirlemeyi ve sonra bu amacın doğrultusunda hareket etmeyi dinin doğru anlaşılması olarak gören bu ekol ehli rey doğal olarak hem duruş bakımından hem de nas'ları okumak ve gereğini yerine getirmek bakımından ayrı ve farklı bir karaktere sahiptir. Ana omurgasını ve röntgenini sunmaya çalıştığım bu iki ekolün ehli rey ve ehli hadisin bu duruşları doğal olarak az sonra üzerinde duracağım. Rivayetlerin hangisinin sahih, hangisinin sahih olmadığını tespit etmekte de belirleyici olacaklardır. Bu hususu bu kadar ifade ettikten sonra ehli rey ve ehli hadis eğiliminin Hazreti Peygamber'den sonra daha sahabe devrinden başladığının altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi burada o zaman şöyle bir madde yazalım. Ehli rey'in sahabi temsilcileri ehli rey'in sahabi temsilcileri, ehli hadisin sahabi temsilcileri. Sahabe içinde hem ehli rey hem de ehli hadis duruşunun daha sonra ekolleşmesinin zemininde, temelinde yer alacak olan çok önemli temsilcilerinin bulunduğunun altını çizmek istiyorum. Ve bu vesileyle çok değerli meslektaşım, Allah hayırlı uzun ömür versin, çok değerli, çok kıymetli meslektaşım, Ankara İlahiyat Fakültesi'nde hadis hocamız, Bünyamin Erul Üstadımın sahabenin sünnet anlayışı
Onun doktora tezidir bu. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Üzerinde durduğum konunun anlaşılması bakımından, sadece bu konunun anlaşılması değil, diğer farklı konulara bakmanızda da size sağlıklı bir perspektif sunması bakımından bu çok değerli çalışmayı mutlaka okumanızı özellikle ve hararetle tavsiye ediyorum. Şimdi bu atıfta bulunduktan sonra sahabeden önde gelen temsilcilerin bazılarının sadece isimlerini yazıp bir iki kısa küçük örnekler vermekle yetineceğim. Hiç kuşkusuz ki bunun en başında Hazreti Ömer gelmektedir. Tabii Hazreti Ebubekir'i de buraya koyabiliriz ama Hazreti Ömer çok bu konuda ehli reyin önde gelen temsilcisi olduğu için hemen onu yazmamız gerekiyor. Peki, hiç kuşkusuz Hazreti Ayşe validemiz. 3. Hazreti Ali İbn Abbas gibi sahabileri yazabiliriz. Örnekler vereceğim bazı örnekler. Ehli hadisin önde gelen isimlerine ise baba ve oğul da takdir-i ilahi baba ve oğul İbn Ömer Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu İbn Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Said el-Hudri, daha çok rivayetle isimleri öne çıkan sahabe-i kiramı zikredebiliriz, daha pek çoklarını yazabiliriz. Bu isimlerin yeter olduğunu düşünüyorum. Vereceğimiz örnekler bakımından da yeterli olacaktır. Şimdi başlı başına Hazreti Ömer'le ilgili saatlerce örnekler versek bitiremeyiz. Çünkü Allah Resulü'nden sonra Nass'ın ne demek istediğini, Nass'ın nasıl yorumlanması gerektiğini, Nass'ın yani hem Kur'an'ın hem de Hazreti Peygamber'in mübarek emanetlerinin sözleri ve uygulamalarının nasıl anlaşılması gerektiğini örneklerini Hazreti Ömer'de, Hazreti Ayşe validemizde gayet açık ve net olarak görüyoruz. Hazreti Ömer malumunuz ayette Allah-u Teala'nın toplanan sadaka, zekat, ganimet vesaire gelirlerini şu 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 zümreye dağıtın diye saydığı اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ayetinde olduğu gibi bu sınıfların içerisinde Allah-u Teala'nın Müslüman olmadıkları halde İslam'a sıcak bakarlar, İslam'la buluşmalarına bir vesile olur gayesiyle, amacıyla kalplerin ısınmasına, İslam'a kalplerin daha sıcak bakmasına vesile olması bakımından müellefe-i kulüp denir bunlara. Bunlara da pay verin diyor. Ama Hazreti Ömer halife olduğunda bu payı vermiyor. Diyor ki Allah-u Teala bu ayeti indirdiğinde biz azdık onlar çoktu. Yani biz onların İslam'a kalplerinin ısınmasına, bize düşman olmamalarına ihtiyacımız vardı. Şimdi biz zaten üstünüz, galibiz. Böyle bir derdimiz yok. Neden onlara vereyim? Müslümanlara dağıtırım ben diyor bunları. Bu bir bakış açısıdır. Bir yorumdur. İşte bakın rey budur. Yorum budur. Fethedilen arazileri askerlere dağıtmaması keza ayrı bir örnek olarak sıklıkla derste verdiğim örneklerdir. Vermiyor işte. Bizim Diyarbakır'da içinde bulunduğumuz yukarı Mezopotamya, aşağı Mezopotamya, Suriye, Irak arazileri bunları vermiyor. Ve bu ayetleri, ilgili ayetleri yorumluyor. Ve bugün bunun böyle yapılması lazımdır diyor. Hazreti Ömer'in ayetleri üzerinde söylediği aynı mantığı Ayşe validemiz, keza Hazreti Ayşe, لَوْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَمْ اَلْيَوْمْ لَفَعْلَ كَزَا
bugün Resulullah böyle olsa, yaşasa böyle yapardı buyurarak Resulullah'ı adeta güncelliyor ve yorumluyor. Onun gün ile, yaşanılan an ile adaptasyonunu sağlıyor. Bu yorumdur. Bu yorumdur. Ama İbni Ömer'e gelelim. İbni Ömer Allah Resulü'nden nakledilen şu hadisi burada örnek vermek istiyorum. El beyyani bil hıyar malem yeteferrika. Evet. Hadis, alışveriş yapan iki kişinin, bunlar alışveriş yapanlar, ayrılmadıkça malem yeteferrika ilhiyar cayma hakkı demektir. Cayma hakkına sahip olduklarını söylüyor. İbni Ömer bir alışveriş yaptığında hemen ben de sınıfta kapıdan çıkıp geri giriyorum. Öğrencileri de biraz zihinleri efendim tazelensin diye çünkü hoşlarına gidiyor, tebessüm ediyorlar. Her tebessüm insan zihnini tazeleyen bir şeydir. Onun için tebessümlerimiz yüzümüzden eksik olmasın inşallah. İbni Ömer kapıya çıkıyor, geri giriyor ki artık cayamasın diye alışveriş yapınca. İşte bu sözü literal olarak anlamaktır. Ama Ebu Hanife bu ayrılmadıkçayı mekan olarak ayrılma olarak anlamıyor. Diyor ki bunun lafzı evet mekandır. Yani lafzen biz bu rivayeti anlamaya kalkarsak onun zahiri anlamı mekandır. Fakat bu Allah Resulü'nün hadisini zahiri anlamına hasredersek, onunla sınırlandırırsak mesajını ıskalamış oluruz. Mesajı görmemiş oluruz. Oysa biz bunu ayrılmayı sözlü akit olarak anlarsak alışveriş yapanların, alıp satanların söz ile birbirlerinden netleşip ayrılmaları, aldım aldım, sattım sattım şeklinde söz ile ayrışmalarını anlarsak, o zaman biz aynı mekanda zorunlu olarak bulunacağımız ve ayrılamayacağımız durumlarda da alışveriş yapabiliriz. Eğer zahiri olarak anlarsak, bir hapishanenin odasında zorunlu olarak aylarca, yıllarca birlikte kalmak durumunda olan insanların alışveriş yapması nasıl olacak? Bir gemide yolculuk yapanların, haftalarca, aylarca yolculuk yapanlar nasıl alışveriş yapacaklar? Denize mi atlayıp geri gemiye binecekler? Ebu Hanife'nin bu yorumunu dinleyen Süfyan İbni Uyeyne'nin saçlarını böyle tutarak analar meğer ne akıllar doğurmuş diye bu yaklaşımı takdir ettiği rivayet edilir. Demek ki bu şekilde dinin anlaşılmasında onun zahiri anlamıyla gayi anlamını efendim belirlemenin, tayinin bir ekol farkı olarak duruşumuzu belirlediğinde bunlar doğal olarak içinden sahih olanı seçeceğimiz rivayetleri tespite de yansıyacaktır. Şimdi yavaş yavaş oraya doğru gelelim. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, şimdi tam da burada o meşhur şemamızı çizeceğim. Ve bu şema üzerinden ehli hadisin ve ehli reyin bir rivayetin sahih olduğunu belirlemede
nasıl farklı durduklarını ve bu farkın nerede ortaya çıktığını size resmetmeye ve göstermeye çalışacağım. Hani o çok meşhur şemamız, birinci karede Hazreti Peygamber bulunuyor. Aleyhissalatü vesselam. Sahabi, tabi'in, tebe-i tabi'in, ravi, bir ravimiz daha var ve bir de muhaddisimiz var. Muhaddisimizin de bir eseri var. İçine rivayetleri aldı, bir eser yazdı bize. Şimdi buraya dikkat edelim. A, B olarak yazacağım. A, ehli hadis. Ehli hadis diyor ki, ben rivayeti bundan, o da bundan, o da bundan, o da bundan, o da ondan, o da ondan, o da ondan. Şimdi altına yazalım. Bir, muttasıl bir isnat ile, buna muttasıl isnat denir. Muttasıl bir isnat ile elde edersem, rivayetleri bu şekilde muttasıl bir isnat ile elde edersem, yine her bir tabakadaki bu raviler adil ve zabit olurlarsa, adil ve zabit, yani hem güvenilir insanlar hem de hafızaları sağlam olursa, yani iki, ravi adil ve zabit olursa, ve bu adil ve zabit olan raviler naklettikleri rivayette birbirleriyle çelişmezlerse, yani birbirlerine, bunları ileride ayrı ayrı göreceğiz, şaz ve mağlul olmak gibi bir metinsel probleme, birbirlerine aykırı muhalif rivayetlere nakledici konumuna düşmezlerse, ehl-i hadis diyor ki bu şartlar bizim için yeterlidir. Bu şartlar ile gelen rivayet sahihtir. Sahihtir diyor. Bu şartlar ile gelen rivayet bizim için yeterlidir ve sahihtir. Ve temel mantığı ehl-i hadisin şu, bu önemli bir mantıktır. Asla göz ardı edemeyeceğimiz bir mantıktır. Ve diyor ki, her biri adil ve zabit olan bu ravilerin naklettiği metinin ne sorunu olabilir ki diyor. Ne sorun olabilir? Doğrudan baktığınızda bu mantığın isabetli olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa çok sıkıntılı bir mantık bu. Birazdan üzerinde duracağım örnek vererek. Ehli hadisin bu koşullar üzerinde, ileride bundan sonraki dersimizde bunları ayrıca daha farklı boyutlarıyla inşallah konuşacağız. Sahih kabul ettiği rivayette Hazreti Peygamber'in gâne buyurca söz, yani diğer adı metin, bunun bir sorununun olmayacağını düşünüyor ve böyle gelen bir rivayeti sahih kabul ederek eserini alıyor ehl-i hadis. Çünkü diyor ki madem böyle güvenilir bir yolla gelmiş, öyleyse ne mahsur olabilir? Ben bunu naklediyorum. Bakın hemen bir örnek veriyorum. Bir örnek. Yazalım bir örnek. Örnek. Ebu Hureyre
radıyallahu anh, üç şeyde uğursuzluk olduğuna ilişkin bir rivayette bulunuyor. Eşşu'umu fisselâs. Fil beyti vel mer'eti vel farasi. Evde, kadında ve atta uğursuzluk vardır diye. Üç şeyde uğursuzluk var diyor Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'nin isminin ehli hadisin içine yazdığımızı biliyoruz sahabeden. Üç şeyde uğursuzluk vardır. Sahabe dönemi daha isnat misnat yok. Bir sorun yok bakın. İsnat yeterli mi konuşacağız ya. Onun için üzerinde duruyorum. Daha isnat yok. Sahabe hayatta. Sahabenin birbirine söylediği sözler bunlar. Bakın. Buraya da B ehli rey diyelim. B ehli rey. Ve Hazreti Ayşe validemiz. Ebu Hureyre çağırıyor. Ya Ebu Hureyre sen böyle diyormuşsun. Doğru mu? Evet diyor. Peki Resulullah'tan mı duydun? Evet diyor. Eksik duymuşsun. Eksik duymuşsun. Nasıl eksik duymuşum anacığım diyor. Çünkü Resulullah senin bu naklettiğin sözü söylerken Yahudilerden bahsediyordu. Ve onun için de Allah Resulü la'anallahu alel yahud ennehum ya'taqidun enne şu'ume fil selas fil mer'eti vel feresi vel beyti buyurdu. Yahudilerden bahsediyordu. Yani Yahudilerin üç şeyde uğursuzluk olduğuna inandıklarını söylüyormuş Allah Resulü. Şimdi bu Ayşe validemizin beyanına göre bu Yahudi inancıdır. Ki öyledir. Ama Ebu Hureyre'ye gelince İslam inancına dönüştü. Resulullah böyle buyuruyor olunca İslam inancına dönüştü. Bakın buyurun bakalım. Daha isnat falan yok. Hiç isnat sorunu yok. Ama bak yarım duymuş. Demek ki metin problemi var. O zaman şuraya müsaadenizle yeşil renkle yazıyorum. Not. Not. İsnadın sağlam oluşu metnin sahih olmasını her zaman garanti etmez. Evet, bu bir usul kaidesi ve daha sonraki usulcülerimiz bunun üzerinde ciddi ciddi durmuşlardır. İşin ilginci, bakın şimdi, ehli hadis ve ehli rey arasındaki farkı örnek üzerinden devam ettirmek istiyorum. İşin ilginci, bu arada yine Bünyamin Erul Üstadımın, buraya onu da yazalım, Bünyamin Erul Üstadımın, Hazreti Ayşe'nin sahabe rivayetlerine eleştirisi adlı Zerkeşi'nin tercümesi. Bunu da yine mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Dolayısıyla bu iki eser konumuz bakımından son derece önemli. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak, Ayşe validemizin bu konuda yaptığı çok ciddi sahabe rivayetlerine eleştirileri var. Önerdiğim, tavsiye ettiğim eseri okuduğunuzda bunu göreceksiniz. İşin ilgincine gelelim. Ayşe validemizin düzelttiği ve Yahudi inancı bu, Müslüman inançla bir alakası yok buyurduğu rivayet tali
ikinci, üçüncü derece hadis kaynaklarımızda yer alırken Ebu Hüreyre'nin Allah Resulü üç şeyde uğursuzluk vardır dediği bu sorunlu, problemli ve sorunlu rivayet en değerli hadis kaynaklarımızda var. Neden? Çünkü Ebu Hüreyre'nin rivayeti isnat bakımından diğerinden daha sahih, isnat bakımından daha güvenilir gelmiştir. İsnadı daha sağlam. İsnat daha sağlam olunca sağlam olmayan metin kaynaklara girebilmiştir. Bakın buna ne kadar önemli. Onun için ben isnadın otoritesi diyorum buna. İsnat o kadar öne çıkıp otoriter hale gelmiştir ki sağlam bir isnat sağlam olmayan bir metnin kaynaklarımıza girmesine ve Hazreti Peygamber'e atfedilmesine neden olmuştur. İşte tam da burada ehl-i rey devreye girecek ve ehl-i rey devreye girecek ve diyecek ki ehli hadisin isnat ile ilgili şartlarını biz de kabul ediyoruz. Yani bir rivayetin isnadı bu şartları taşımalı. Bu şartları taşımayan bir isnadın bize nakletmiş olduğu sözü ciddiye almaya gerek yok. Bu hem ehli reyin hem ehli hadisin ortak oldukları noktadır. Yani bir isnadımızda yer alan raviler adil ve zabit değillerse böyle bir isnadın bize nakletmiş olduğu sözü Hazreti Peygamber'e ait mi diye ciddiye almaya bile gerek yok. Dolayısıyla sevgili izleyenler, ehl-i hadis diyor ki önce biz de bu koşula, bu şartlara evet diyoruz. Ama artı şartlarımız var. Fakat artı şartlarımız var. Bu şartlar sağlam isnat ile gelen rivayetin metninin de sahih olması için zorunludur, gereklidir diyor ehl-i rey. Peki değerli arkadaşlar, ehl-i reyin güvenilir bir isnat ile gelen rivayetin metninin de güvenilir olması için öne sürdüğü şartlar neler? Bunları da şu renkle yazalım. Bir, Kur'an'a uygunluk. Kur'an'a. İki, sünnete. Üç, aynı konudaki diğer sahih rivayetlere. Dört, akla. Beş, dil kurallarına. Altı, tarihi realiteye. Tarihi realiteye uygun olacak. Yani Hazreti Peygamber'e ait olabilmesi için bir sözün bu altı maddeye uygun olması şarttır. Şimdi değerli
izleyenler. Bu uygun olacak ifademi müsaadenizle biraz küçültmek istiyorum. Boş bir alan lazım oldu bana şimdi. Evet. Şuraya yazalım. Uygun olacak. Evet. Bu iki ekolün bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait oluşuna ilişkin bu temel duruşlarındaki farklılık doğal olarak nereye yansıyacak? Bilindiği üzere birinci asrın daha hemen hemen sonlarına yakın süreçten itibaren hadisler yazılmaya başlandı. Ve bu yazılan malzemeler de toplandı. Biz buna rivayetlerin yazım ve tedvini diyoruz. Yazım ve tedvin. İlk derslerimizde bunları işledik. Tedvin. Toplanması. Yani burada şöyle çarpılar koyalım. Bunlar rivayet olsun. Burada on binlerce rivayet toplandı. Evet. On binlerce rivayet. On binlerce rivayet. Ve bu rivayetlerin içerisinde dersin başında da söylemiştim. Sahih olanlar var. Hasen olan var. Zayıf olan var. Uydurma olan var. Bunların içinde. Şimdi değerli izleyenler, can alıcı soruyu soralım. Ehli hadisin sadece 5 isnat ve biri de metinle ilgili olmak koşuluyla öne sürdüğü şartlar ile buradaki on binlerce rivayetten sahih olanını belirlemek için toplayacağı rivayetin sahih rivayetin sayısıyla de ehli reyin bunlarla beraber 11 şart bir rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olabilmesinin 11 şartı. 11 şart ile sahih olanı belirlemek istediğinde sahih rivayetin sayısı aynı olur mu? Asla. Demek ki geleneğimizde neden kelamcıların çok daha az rivayete sahih, ehl-i rey fukahanın kelamcılara nispeten biraz daha fazla ama ehli hadise nispeten daha az rivayete sahip dediklerini ama en çok ehli hadisin daha fazla rivayete sahip demelerinin arasındaki temel fark işte bu ekol farkıdır. Dini anlamaktan başladık. Dinin anlaşılmasına ilişkin temel duruşun rivayetlerin sahihliğini belirlemeye nasıl yansımış olduğunu göstermeye yönelik bu giriş dersimde ele aldım bu hususları çok 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 önemsiyorum. Umarım siz de önemseyeceksiniz ve bunları dinlediğinizde bunları öğrenip aklımızda tutacağız ve ileri derslerimizde yapacağımız ileri okumalarımızda bu bilgiler bize son derece lazım olacak. Şimdi tabii bu derslere takviye olarak benim YouTube kanalındaki İslami ilimler ve hadis üzerine yaptığım konuşmaları da ayrıca dinlemenizi özellikle tavsiye ederim. Demek ki ehli reyin ve ehli hadisin
bu temel duruş farklılıklarının nasıl bir sonuca, rivayetlerin sahih olanını tespit mevzunda nasıl bir sonuca neden olduğunu size resmetmeye ve dikkatinizi çekmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Şimdi bir hususa daha dikkatinizi çekerek dersimi tamamlayacağım ve toparlamaya farklı bir renkle göstermek istiyorum. Dört mezhebi, Sünni dört mezhebin ehli rey ve ehli hadis açısından dağılımına dikkatinizi çekeceğim. Burası ehli rey %100 ehli rey, %100 ehli hadis olsun. Şurası Ebu Hanife. Ahmet bin Hanbel. İki uçta bu iki imam iki uçtadır. Yani dini anlamaları arasında ehli rey ve ehli hadisin bu iki uç temsilcileri Ebu Hanife ve Ahmet bin Hanbel'dir. Arada İmam Malik Ebu Hanife'ye yani ehli rey'e daha yakındır. İmam Şafii de ehli hadise biraz daha yakındır. Yani ara gri renk diyelim. Siyah beyaz gri ara alan İmam Malik ile İmam Şafii rahimehullah'tır. Dolayısıyla bu duruşların dinin anlaşılması ve yorumlanması konusundaki bu temel duruşların rivayetlerin sahih olanını olmayanını belirlemede ne kadar önemli olduğunu size resmetmeye ve arz etmeye çalıştım. Sayfamızın en başına dönecek olursak bir hususu sadece ifade ederek dersimi özetleyip bitireceğim sevgili izleyenler ve değerli öğrencilerim. Sahih hadisin ne olduğunu tespit hadis usulünün en önemli amacıydı. Ama sadece hadis usulünün amacı değil, tüm ulemanın, tüm ilimlerin, İslami ilimlerin hadisi dini bir nas olarak kabul eden ki etmeyen bir ekolümüz yok çok şükür. Hadisi dini bir nas olarak, bir kaynak olarak gören tüm ulema ve İslami ilimler doğal olarak bu hadisin sahih olanının peşindedirler. Sahih olanını bulmak, sahih olanını elde etmeyi amaçlamaktadırlar. Ama bu ilimlerin öncüleri, bu ilimleri tahsil eden ulema farklı duruşlara sahip oldukları için bu duruşların doğal bir yansıması olarak kendilerine ulaşan on binlerce rivayetin içerisinden bu rivayetlerin hangisinin sahih olduğunu tespitte bu temel duruşları belirleyici rol oynamaktadır. Ben buna sahih hadis tespitinde ekol farklılığı diye dikkatinizi çekmiştim. İşte bu etkiyi ve bu rolü sizinle konuşmaya çalıştım. Artık bundan sonraki dersimizde hadis usulünde sahih hadisin tanımı nedir? Hasen nedir? Zayıf nedir? Mevzu nedir? Doğrudan bunları konuşabilmeye hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bu ekol farklılığı meselesini ve bu giriş mukaddimeyi dinledikten sonra bundan sonraki sıhhat bakımından hadis çeşitleri dersimizi hadis usulü olarak inşallah işlemeye hazırız demektir. Sabırla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.